Sizlerden gelen yoğun ilgi üzerine hazırladığımız bu videoya hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Öncelikle zombi teorisini tekrar tekrar anlatmamın sanırım bir gerekliliği yok. Bu video içerisinde zombi apokalipsesinde, zombi evreninde işimize yarayacak olan bazı aletlerden bahsetmek istiyorum. Zombi nedir, ne değildir diye sanırım tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Şu an tartışılan zombi teorileri zaten ortalıkta ve sinemayla zombi kavramı hayatımızda büyük bir yer kaplamakta. Sinemada zombi evrenleri çeşitlilik göstermekte ve hepimizin ilgisini cezbetmekte. Fakat gerçekte böyle bir olay olursa kendinizi nasıl ve neyle savunurdunuz? Ya da savunacağınız cihazlar illaki vardır. Bu cihazlar neler olurdu? Bu aletler neler olurdu? Belgesele başlamadan önce bu belgeselin bilim kurgu ürünlerinden esinlendiğini ve yazılan metinlerin tamamen komple teorisyenleri tarafından yazıldığını tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şimdi gelin hep birlikte böyle bir evrenin distopyasında hayatta kalmaya çalışalım. İlk olarak o acil durum mesajı yayınlanmaya başladı. Ve hepimiz televizyon başında kala kaldık ya da radyolarını dinlerken kala kaldık. Öncelikle etrafımızda olan o kaosu süzmeye başlıyoruz. İnsanlar birbirini parçalamaya başladı. Savaş uçakları tepemizde uçuyor. Ve her şeyden ilk olarak her zaman önerdiğim bir şey var. Kesinlikle soğukkanlı olmak ve doğru kararlar vermek. Öncelikle her şeyin başı bu. Tüm bu olaylardan sonra daha önceden hazırlamış olduğunuz ya da hazırlamakta olduğunuz planı devreye soktunuz. Ve planlarınız doğrultusunda ilerliyorsunuz. Planı olmayanlar için plan konusuna girmeyeceğim çünkü bu bambaşka bir konu. Bu konuyu farklı bir belgeselde ele almak istiyorum. Hepimizin bir planı olduğunu varsayalım. Şimdi de bu evrenler içerisinde, bu zombi apokalipsesi içerisinde işimize yarayacak olan bazı aletlerden bahsetmek istiyorum. Arkana yaslan ve bana kulağını ver. Bu tür durumlarda insanın aklına gelen ilk şey ateşli silahlardır. Bu silahların hem temini, hem bulundurması, hem mühimmatı ayrı bir konu zaten. Yasalar çerçevesinden de baktığım zaman bu konunun detayına inmeden, fazla detaylarını kurcalamadan kısaca sizlere ateşli silahlardan bahsetmek istiyorum. HKG-36 gibi gövdesi polimer bazlı malzemelerden üretilmiş, oldukça hafif kullanılabilir dipçikti. Üçüncü nesil bir piyade tüfeği böyle bir senaryoda işimize yarayacaktır. Menzili 600 metre olan bu tip silahlarla yakın savunma ve atak yapma şansı yakalayabiliriz. 3.62 kilogram ağırlık ve 95 santim uzunluğu da bu silahın taşımasını kolaylaştırmaktadır. HKG-36, AK-47, M4A, AK-RPD ve Dragunov gibi silahlar böyle bir evrende bize üstünlük sağlasa da mühimmat bulma sıkıntısı yaşayacağımızdan bu tip silahları çantamızda bulundurmak biraz fanteziye kaçacaktır. Pompalı tüfeklerin kullanımı az önce saydığımız tüfeklerin hepsinden daha etkilidir. Hem mühimmat bakımından, hem kullanım açısından, hem de temin bakımından gerçekten en kolay ve en doğru tercih pompalı tüfekler olacaktır. Tabancalar da bu evren içerisinde mermileri çabuk tükeneceği için sadece çöpten ibaret olacaktır. Yine bir şey eklemek istiyorum sevgili dostlarım. Bu tür silahları kullanmak için kesinlikle ve kesinlikle yasal gereksinimlere sahip olmak, gerekli izinleri almak, ruhsat bulundurmak ve kesinlikle eğitim almak zorundasınız. Ve unutmayın ki silahınızın mermisi bir gün bitecektir. Elbette daha iyi eğitimli biri karşınıza çıkacaktır. Böyle bir evren içerisinde hazır elektrik varken şarj edilebilir bir silah elbette işimize yarayacaktır. Genellikle 30.000 veya 50.000 volt arasında değişen modelleriyle bulunan tazer silahları günümüzde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu silahın amacı kesinlikle insanı öldürmek değil, etkisiz hale getirmektir zaten. Fakat karın bölgesi, sırt, kol, bacak gibi yerlere atış yapılması öneriliyor. Çünkü diğer noktalara atış yaptığınızda bu silah ölümcül olabiliyor sevgili dostlar. Bu uyarıyı da eklemek istedim. Yine bir çeşit elektroşok silahıdır ve taser silahları kadar masum olmayabilir. Olmazsa olmazımız çakı ve bıçaklar. Kesinlikle yanımızdan ayırmamamız gereken ekipmanlardır bunlar. Peki böyle bir apokalipse içerisinde
Ne tür kesici ve delici aletler taşımalıyız? Ne tür kesici ve delici aletlere sahip olmalıyız? Öncelikle bıçak namlus denilen metal kısmın gerçekten dayanıklı bir çelikten yapılmış olmasına dikkat etmeliyiz. Bıçak sürekli yanımızda taşıdığımız ve genel kullanım için gerekli bir alet olduğundan sağlamlığı çok önemlidir. Sağlamlıktan sonra en önemli şey de kullanım amacıdır. Avcı bıçağı, kombat bıçak, balıkçı bıçağı gibi birçok bıçak çeşidi vardır. Ama bizim tercih etmemiz gereken tür kesinlikle genel amaçlı kullanılan bıçaklardır. Genel kullanım bıçakları ne derseniz, bushcraft bıçakları olarak onlara ulaşabilirsiniz. Bunlar bize bir şeyleri bölmede, deri yüzmede ve savunma amaçlı konularda yardımcı olacaklardır. Paslanmaz çelik mi, karbon çeliği mi diye sorarsanız bu konu bize göre kesinlikle karbon çeliğidir. Birincisi çok kolay bilinebilir sevgili dostlar. Dere kenarında bulduğunuz bir taşla onu bileyebilirsiniz. Ya da çakmak taşıyla ateş başlatıcı olarak da bu bıçağı kullanabilirsiniz. Ben kendim şahsi anlamda ve hocalarımdan öğrendiğim kadarıyla karbon çeliği genel amaçlı bıçaklar arasında en favori bıçaklar olarak yerini alacaktır. Ayrıca bıçağın dengesi ve tutuşu da oldukça önemlidir sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra katana, kılıç, süngü, balta gibi konularda da yine malzemeler hep aynı olmalıdır. Sürekli yanınızda taşımanız gereken, adından da anlaşılacağı gibi çok amaçlı çakılardır. Böyle bir apokalipse içerisinde kesinlikle ve kesinlikle işinize yarayacaktır. Bir şeyleri delmede, açmada, kilitli kapıları açmada bu konu, bu arkadaş kesinlikle ve kesinlikle benim favorim, sizin de mutlaka çantanızda olması gereken bir dostumuz diyebiliriz. İşte bu tür filmlerin de sıklıkla kullandığı bir türdür. Bizim de zombi salgını deyince savunma amaçlı olarak aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesidir beyzbol sopaları. Ha bir de bu sopaların ünlü olanları var sevgili dostlar. The Walking Dead dizisinde Negan karakterinin taşıdığı Lucille adlı beyzbol sopası üzerinde sarı dikenli tellerle birçok hazırlıkçıya ilham kaynağı olmuştur. Bir de üzerinde Goodnight yazan Harley Quinn imzalı bir sopamız var. Bunun gibi oyunlara konu olmuş sopalar da mevcut ama gözden kaçan bir şeyler var. O da bu sopaların malzemesi sevgili dostlarım. Ülkemizde beyzbol sporu olmadığından dolayı bu sopalar genellikle dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Ve dolayısıyla malzemesi de çok çok ucuz şeylerden yapılmaktadır. Alüminyum olanların da bulacağımız bu sopaların isterseniz gerçeklerine beraber bir göz atalım. Bu sopalar genellikle Fraxinus isimli bir ağaçtan imal edilmektedir. Kuzey Amerika yerli dış budak ağacı türü olarak bilinen bu ağaçlar çok dayanıklıdır ve birçok çeşidi bulunur. Bu ağaç mobilya sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır sevgili dostlarım. Bir de bu sopaların yapıldığı diğer ağaçlara bir göz atalım hep beraber. Akça ağaç, ikori ve bambu türü ağaçlardan da üretilmektedir. Spor faaliyetlerinde kullanıcının boyu ve kilosu hesaplanarak verilen bu sopa evrenimizde rastgele kullanılmaktadır. Sağlam olması ve aynı zaman içerisinde ona verdiğimiz süsler bu evren içerisinde bu şeyin bizim yoldaşımız olmasını sağlar. Ülkemizde satışı ve temini yasak olan bir silahtan daha bahsetmek istiyorum. Genellikle The Walking Dead Negan karakterinden gördüğümüz ve aşık olduğumuz bu silahın ismi Crossbow, Tatar yayı, artık ne derseniz deyin. Bununla geyik ve domuz avına dahi çıkılmakta. Oldukça sessiz ve etkili bir silahtır ve ciddi oranda hasar vermektedir sevgili dostlarım. Kundaklı yayların kullanıldığı ilk yerler Akdeniz ve Çin'dir. Bu silah ilk defa Çin'de M.Ö. 1100 ile 250 yıllar arasında ortaya çıkmış ve oradan Hindistan, Doğu Sibirya ve Japonya'ya yayılmıştır. Asırlardır çeşitli savaşlarda kullanılan bu silahın hatırı sayılır oranda bir de namı vardır. İtme kollu, çekme kollu, gergi dişli ve ırgatlı olarak sınıflandırılabilirler. Kendi imkanlarınızla böyle bir silah yapabilirsiniz. Biz de eğer vakit bulabilirsek ve izin bulabilirsek böyle bir içerik bu kanalda yüklemek istiyoruz sevgili dostlarım. Fena mı olur arkamızda bir crossbow olsa? Bence güzel olur. Değil mi? Gerçekten şu arkada. Çok güzel olur. Egemen abi, sana sesleniyorum. Yine video içerisinde bir giydirme yapalım. Toplumsal olaylara müdahale kıyafeti, yani diğer ismiyle, bilindik ismiyle
Robocop kıyafeti diyebiliriz buna. Bu tür kıyafetler çok sayıda düşmanca ortamda büyük olaylar, halk rahatsızlıkları, hücre çıkarma, toplu aramalar ve ciddi rahatsızlıklarla uğraşan profesyonelleri korumak için hazırlanmıştır. Bu kıyafetlerin birçoğu bıçaklanmaya karşı dirençlidir. Ayrıca sırt ve göğüs alev geciktirici olarak tasarlanmıştır. Farklı malzemelerden imal edilen bu kıyafetin kasık tarafı sert alüminyum malzemeden yapılmıştır. İp ya da misineye bağlı bulunan bu çentikli şiş, el ya da bir mekanizma yardımıyla su altında ya da deniz avcılığında kullanılan, balina bile yakalanan, aynı zamanda balık avlarında kullanılan bir silahtır. Balık avlarında kullanılan bu alet de böyle bir apokalipse içerisinde mutlaka ve mutlaka işimize yarayabilir. Hem deniz avcılığında hem de karada kendimizi ciddi oranlarda savunabiliriz ve kesinlikle zıpkın basite alınmasın. Ciddi anlamda kendimizi savunduğumuzda göreceğiz ki büyük yaralar açmakta ve karşı taraf için ölümcül olabilmekte. Dumbet, diğer ismiyle kıyamet sopası. Bu isimle anılmalarının sebebi kesinlikle ve kesinlikle kullanım amaçlarıdır. Tasarımı tamamen sizin fantezinize kalmıştır sevgili dostlarım. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir evren içerisinde çok farklı modeller çıkaracağınızdan eminim. Bunun amacı zaten kendimizi savunmak ve karşı tarafa ölümcül yaralar açabilmek. Aslında en doğrusu bu, silahtan ziyade Dumbet, daha delikanlıca. Uzaktan öyle ateş etmek de olmaz silah sever dostlar. Yakın dövüş. Yakın dövüş her zaman. Yüreğine, hiçbirinin yüreği yetmez. İşte anlamda söylüyorum. Türkiye'deki birçok hazırlık grubunun yüreği yetmez Dumbet kullanmaya. Ama çok vahşi. Uzaktan sıkmak da aslında bir taraftan da şey ister. Nereye dönersen dön. Aynen. Buraya çok güzel bir edit ekleyeceğim sevgili dostlar. Nereye dönersen dön, popon hep arkandadır. Yani birçok hazırlık grubuna sesleniyorum. Böyle bir evrenin içerisinde size kesinlikle ve kesinlikle bu silahı öneriyorum. Çünkü mühimmatınız bitecek. Ya da bitmese birileri gelip elinizden o silahları alacak. Sağlam bir gövde üzerine, elinizde bulunan aletlerin sağlam bir şekilde montajını yaparsanız bu ölümcül silaha sahip olabilirsiniz. Böyle bir evren içerisinde kesinlikle ve kesinlikle buna zaten sahip olmak isteyeceksiniz. Oyunlar ya da filmler içerisinden de zaten kıyamet sopasına aşinayız sevgili dostlar. Delikanlı silahı ne de olsa. Yine filmlerden ve oyunlardan aşina olduğumuz bir alet. Bunun hem elektriklisi hem de benzinlisi mevcuttur. Bunun motoru bozulduğunda da ucundaki testere mutlaka ve mutlaka böyle bir evren içerisinde işinize yarayacaktır sevgili dostlarım. Nunchaku, Japonya'nın Okinawa adasının genel savunma sanatı olan Okinawa Ko Bujutsu'nda kullanılan silahtır. Bu silahı iyi kullanmak gerekmektedir. Maazallah bir tarafınıza falan vurursunuz, böyle bir evren içerisinde kesinlikle kırmanızı önermem. Mushta, genellikle metalden imal edilen ve şu deliklere parmağınızı sokmak suretiyle avucunuzu sıktığınızda yakın dövüşlerde etkili olan, ucu sivri olduğunda da tadından yenmez bir etkili silahtır. Bunu da kullanmayı mutlaka ve mutlaka iyi bilmelisiniz dostlarım. Sert bir yüzeye vurduğunuzda maazallah parmaklarınızı kırabilirsiniz. Hazırlığımı sormuştunuz. Bu benim hazırlıklarımdan bir tanesi. Tahta saplı, aynı zamanda sivri uçlu, hem savaşlarda hem de avlarda kullanılan antik bir silahtır bunun kendisi. Şu an elimdeki mızrakta olmasa da, mızrakların genellikle ucunda kemikten, taştan ya da başka bir malzemeden yapılan, sonradan o tahta gövde üzerine oturtulan bir uç vardır. Bunun ucu arkadaşlar, elimdeki bu mızrağın ucu standart bir tahta ama bunun daha sağlamları var. Onların ucunda genellikle taş, kemik ya da başka malzemeler bulunuyor. Elimizde bu olduğu için bunu gösteriyorum.
en uzun etkili silahlardan bir tanesi olarak gösterilmiştir. Uzun saplıdır. Hem saplayarak hem de fırlatıp düşmanı uzaktan etkisiz hale getirmek için yeterli bir silah olacaktır. Böyle bir evren içerisinde kesinlikle önerdiğim delikanlı silahlardan bir tanesidir. Bu listeye mızrak giriyorsa teber kesinlikle girmektedir. Teber 14. yüzyıl ve 16. yüzyılda kullanılan, iki elle kavranılan gönderli bir silahtır. Baltalı kargı, uzun bir sopanın üzerine balta ağzı ve ucuna bir sivri uçlu bir demir yerleştirilmesiyle oluşur. Baltanın arka kısmında atlı birliklerin dengesini bozmak veya zırh delmek için bir sivri uç veya kanca istisnasız bulunur. Bu silah da delikanlı silahlar arasındadır. Bilek gerektirir. En kolay bulunabilecek bir silahtır. Bütün filmlerde, oyunlarda bu konuyu anlatan bütün her şeyde bulunan bir şeydir. Aynı zamanda apokalipse içerisinde de kolaylıkla bu silaha ulaşabiliriz sevgili dostlar. Bir şeyi yerinden oynatmak, kastırmak, gevşetmek, onu yerinden çıkarmak gibi şeylerde kullandığımız bu silah böyle bir apokalipse içerisinde birçok işimize yarayacaktır. Açılmayan kapılardan tutun da kötü niyetli insanlara kadar birçok şeyin çözümü olacaktır. Küçük ama etkili, aynı zamanda bilek gücü gerektiren bir silahtan bahsediyoruz. Levye. Bu da delikanlı silahtır. Bir sürü çekiş türü bulunurken neden özellikle bu çekici öneriyorum biliyor musunuz sevgili dostlarım? Çünkü bu mobilyacı çekişlerinden daha sağlam bir yapıya sahiptir. En azından başındaki o metal gerçekten de böyle bir evren içerisinde bizi yarı yolda bırakmayan şeylerden bir tanesi olacaktır. Kaya kırmaya ya da toprak kazımaya yarayan bu çekicin baş kısmı gerçekten de sağlam bir metalden yapılmıştır. Buna benzer çekişler de böyle bir evren içerisinde güzel olacaktır ve etkili bir silah olarak kullanabileceğimiz malzemelerden olacaktır. Balyozun taşıması zordur ama etkili bir silahtır. Uzun mesafelerde kullanışlı değildir ama yerimizde sabit kaldığımız zaman gerçekten de ölümcül hasar verebilir. İnşaat demiri. Yanlış duymadınız, gerçekten de bu inşaat demiri. Buna her yerde ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Abi bütçemiz yok, savunma şeyleri alamıyoruz, savunma mekanizmamızı yapamıyoruz diyen dostlarımız için bu kesinlikle kurtarıcı bir silah olacaktır. Her yerde bulabilirsiniz. O inşaatlarda genellikle çekme ya da gerilme şiddetini engellemek amacıyla betonların içerisine koyuluyor. Aynı zamanda çok fazla hurdacının da elinde olan şeylerdir. Bunların boyları genelde 12 metredir. Ama her boyut mutlaka ve mutlaka çantanıza sığacaktır. O büyük şeyi almadığınız sürece. Uçlarını sivriterek ya da onları farklı modifikasyonlara getirerek etkili silah haline çevirebilirsiniz. Böylelikle ücretsiz biçimde bir silaha sahip olabilirsiniz. Bu evren içerisinde de delici olarak gerçekten de işinize yarayacağını düşündüğüm bir madde diyebilirim buna. Su geçirmez, güçlü bir ışığa sahip, alüminyum gövdeye sahip fenerler tercih etmelisiniz sevgili dostlarım. Ayrıca bunların içerisinde mutlaka ve mutlaka o şok silahına sahip fenerleri de çantanızda bulundurmalısınız. Böyle bir evren içerisinde birkaç bin volt fazlalık kimsenin zararına olmaz. En azından kendimizi savunuruz. Oklava ya da merdane. Her evde bulunan bu malzemeyi uçlarını sivrilterek bir mızrağa dönüştürebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi biraz da kendimizi korumaktan bahsedelim sevgili dostlarım. Kollarınıza, boynunuza, bacaklarınıza mukavva ya da gazete sararak, kitap sararak ısırılmalara karşı korunabilirsiniz. Aynı zamanda ortamda bulunan bir tepsi kalkan görevinde de kullanılabilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Muhabbet tadında yapmak istedim bu videoyu. Umarım hoşunuza gider. Normalde bunu çok çok genişletecektim. Çünkü yazılan metin gerçekten genişti. Şarj bitiyor. Bunu da hemen kurgu yetiştirmem lazım. Virüsem için desteklerinizi kabul ediyordum.
gün itibariyle bütçe sonlanmış bulunmakta. Bunun için de herkese çok çok teşekkür ederim. Bundan sonra gelen bağışlar ise Virüsem 3 için hesapta birikmeye devam edecektir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hazırlıkta kalın ve mutlaka ve mutlaka silah yerine akıl tercih edin. You're starting to look rather tasty.